Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da daha kısa adıyla Sovyetler Birliği, kapitalist sisteme tek alternatif olarak gösterilen Marksizmin şaheseriydi. Kapitalizmin karşı kutbu olarak kurulan bu ilk sosyalist devlet, 22 milyon 403.000 kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkesiydi. 20. yüzyılın süper gücü, Batı ve Birleşik Devletler'in korkulu rüyası. Romantik bir tabirle proletaryanın yarım kalmış türküsü. Sonu kaybedilmiş 74 yıllık bir mücadele. Kimilerine göre Marx teorisinin uygulamadaki başarısızlığı, kimilerine göre sadece Lenin'in yanılgısı. Komünist parti, politbüro veya gelip geçici genel sekreterler. Aslında hiçbirisi bu ülke üzerinde az sonra hakkında konuşacağımız teşkilat kadar etkili olamamıştır. Sovyetler Birliği aslında bu örgüt tarafından yönetilmekteydi. Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yöne çıkıyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyorum. ...22 Ağustos 1991 gecesi Moskova'da kalabalık bir kitle geniş kavşaklarda bulunan son bronzdan 14 heykeli yıkmaya başladı. Yıllar önce bu eylem onların hayatlarına mal olurdu. Fakat ülkede demokrasinin temellerinin atıldığına inanılan bu gece, yıllardır yanlış giden her şeyin birer sembolü olarak bu heykeller de tarihe karışıyordu. Soğuk ve sinsi bakışlara sahip bu adamın heykeli de yıkılanlar arasındaydı. Bu adam Vladimir Lenin'in sağ kolu ve ÇK olarak bilinen ilk resmi Sovyet gizli servisinin kurucusu Felix Edmundovich Dzerzhinskiydi. 17 Ekim devrimi sonrasında, yani Sovyet Halk Komiserleri Konseyi'nin 20 Aralık 1919 tarihinde aldığı kararla kurulan ÇK, o zamandan beri komünist rejime karşı yapılan her türlü başkaldırıyı acımasızca bastırmasıyla adını duyurdu. ÇK görevlilerine çekist deniyordu. Bu soğuk kelime halkın arasında fısıltılar şeklinde her yana felaket ve ölüm kusan bir kabus gibi dolaşıyordu. Batılı kaynaklar ÇK'nın kuruluş dönemine ait nitelikli bilgilere günümüze kadar sahip olamamışlardır. O nedenle ÇK'nın o dönemdeki kudreti hakkındaki bilgiler sınırlıdır. ÇK'nın Sovyet halkına uyguladığı baskı kısa sürede kötü bir üne neden olunca örgüt 1922 yılında yeniden organize edilmiştir. Bu dönem ÇK lağvedildi ve yerine Devlet Politik Direktörlüğü GPU kuruldu. Ancak GPU kurulurken çalışanları eski ÇK üyelerinden oluşturulduğundan bu gelişme sadece bir tür kabuk değiştirmeydi. Lenin'in ölümünden sonra iktidara gelen Joseph Stalin, o andan itibaren gizli servisi kendi diktatörlüğünü güvence altına almak üzere şahsi aracına çevirerek öncelikle siyasi rakiplerini tek tek ortadan kaldırdı. Ardından sıradan Sovyet vatandaşlarına karşı tarihte eşi görülmemiş bir terör fırtınası estirmeye başladı. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Stalin'in yeni gizli polis örgütlenmesi olan NKVD'nin kanlı ellerinde 10 milyondan fazla insan can verdi. Daha fazlası tutuklandı, sakat kaldı ve aklını kaybetti. Bu örgüt dünya çapında ölümcül bir ağ kurdu. Tetikçiler devamlı olarak dünyanın her yerinden ideolojik muhalifleri katletti. Bunlardan en ünlüsü 1940 yılında Meksika'da öldürülen Troçki'ydi. Sovyet gizli servisi aynı zamanda en çok isim değiştirmiş teşkilattır. ÇK, GPU, OGPU, NKGB, NKVD, GUGB, MGB derken Sovyet haber alması filizleniyordu.
1920'ler ve 1930'ların başında birçok batılı devlet Sovyetlerle diplomatik ilişki kuramadı. Bu durum Sovyet elçiliklerine casusların sızmasına fırsat vermedi. Bu yüzden Sovyet haber alması işlerin çoğunu kanunsuz yollardan halletmeye başladı. Bu gelişme örgütün tam anlamıyla bir gizli servis olmasını sağladı ve müthiş tecrübeler kazandırdı. NKVD gizli operasyonlarla düşman ülkelerin ulusal güvenlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyordu. Bu operasyonların çoğu özellikle Birleşik Devletler ve İngiltere'nin başta atom silahı projeleri olmak üzere tüm gizli askeri ve ulusal güvenlik sırlarını en ince detaylarına dek elde ederek Sovyet bilim insanlarına teslim etmeye yönelikti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet ajanları ABD'nin tüm askeri ve siyasi kurumlarına sızmıştı. 1950'li yıllara gelindiğinde ise Sovyet istihbaratı yeni ismiyle Batı dünyasında terör estirmeye başladı. 1954 yılında Sovyetler Birliği Komünist Parti Merkez Komitesi Başkanlığı'nda yapılan gizli bir toplantıda Devlet Güvenlik Komitesi'nin kurulması hakkında bir karar alındı. Rusça orijinal adı Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti olan bu yeni teşkilat, takip eden yıllarda KGB kısaltmasıyla dünyanın gelmiş geçmiş en etkili, en güçlü istihbarat teşkilatı oldu. Birçok batılı bilim insanı ve entelektüel, Hitler'le savaşın kazanılmasında başrol oynayan ve bu uğurda 20 milyon insanını kaybeden Sovyetler Birliği'ne içten içe minnettardı. Onlar hayatta kalmalarını Sovyetlerin ödediği ağır faturaya borçlu olduklarını hissediyor ve siyasi yapısına rağmen bu ülkenin başta ABD olmak üzere tüm diğer Batı ülkeleriyle aynı askeri statüye sahip olmayı hak ettiğine inanıyorlardı. İşte tam da bu zihniyet KGB'nin Batı'nın tüm askeri ve bilim alanındaki sırlarına erişmesine imkan sağladı. Joseph Stalin 2. Dünya Savaşı'nda elde ettiği parlak zaferi tüm Batı'yı ve hatta ilerisindeki ABD'yi de etkisi altına almak için bir fırsat olarak görüyordu. Buna karşılık Birleşik Devletler herhangi bir olağanüstü duruma karşı etkili eylem planları hazırlamıştı. Hatta bu planlardan birisi başta Moskova ve Leningrad olmak üzere Rusya'nın 20 büyük sanayi şehrine nükleer saldırı düzenlenmesini öngörüyordu. Fakat 14 Mayıs 1955 yılında içinde Sovyetlerin de olduğu 8 sosyalist ülkenin imzaladığı Varşova Paktı bu planın rafa kaldırılmasına neden oldu. KGB'ye göre Birleşik Devletler hala en büyük düşmandı. Ve soğuk savaş başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'nın muhtemel genişleme planlarına karşı ABD, dünyanın her yerine askeri üsler kurmaya başladı. Bu üsler herhangi bir saldırı anında Rusya'nın kalbine nükleer saldırılar yapabilecek pozisyona ve donanıma sahipti. Fakat Sovyetler bu planlardan habersiz değildi. Eski Moskova'nın Taganka bölgesinde bir bina. Bu bina aslında görünmeyen bir dünyanın üzerini kapatan bir hiledir. Burası Stalin'in muhtemel ABD saldırılarına karşı yerin 60 metre derinliğinde yüksek gizlilikte yaptırdığı devasa bir sığınak. Bu sığınakta 1500 kişi görevliydi ve 3 vardiya halinde çalışıyorlardı. 33 yıl boyunca bu yeraltı sığınağı GO-42 kod adı altında Sovyet Askeri İletişim Merkezi olarak hizmet verdi. Açılımı Gosudarstvennoy Obyekt yani devlet kurumu olan ve yukarıdan basit bir apartmanın gizlediği GO-42 yerin 60 metre derinliğinde bulunuyor ve bir tüneller ağıyla birbirine bağlanan 4 büyük bloktan oluşuyordu. Teknik destek sistemleri 3. blokta bulunuyordu. Jeneratörler, havalandırma sistemleri ve malzemeler. 4. blok bir kantin, koğuş ve revirden oluşuyordu. 1. ve 4. bloklar ise operasyonun kalbiydi. İletişim ofisleri ve araçları burada bulunuyordu. Stalin, 7000 metrekareden daha geniş bir alanı kaplayan bu muazzam yeraltı şehrini tamamlamak için hiçbir zaman işçi kıtlığı çekmedi. Çünkü onun neredeyse şahsi polis örgütü haline gelen NKVD tarafından halk ve sistem düşmanı olarak mahkum edilmiş milyonlarca insan cezasını çalışarak çekmekteydi. Bu insanların önemli bir kısmı ne olduğunu bile bilmedikleri bu tür gizli projelerde çalıştırıldılar. Çoğu ağır çalışma şartlarına dayanamayarak öldü.
Ölenler çalışma alanlarına gömüldüler. Bu büyük projelerden biri de şu an bile dünyanın en büyük metrosu olan Moskova metrosuydu. Aynı zamanda dünyanın en derin metrosu olma özelliğine de sahip bu metro, muhtemelen bir ABD bombardımanı sırasında sığınak olarak da kullanılması için özel tasarlanmıştı. İnşaatına GO-42 ile aynı anda başlayan Moskova metrosu da Stalin'in gizli dünyasını örtbas etmek için kurulan bir göz yanıltmasıydı. Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı kurduğu üsler esasen İngiltere, İtalya ve Türkiye gibi ülkelere kurulmuştu. 1946 yılından itibaren KGB, Sovyetlerin etrafını kuşatan ABD ve Birleşik Krallığa ait stratejik askeri üslere karşı çalışmalar başlattı. Aslında onları savaş ortamında yok etmeye yönelik planlar yapmıştı. Örgütün elinde savaş esirleri arasından özenle seçilerek eğitilmiş ve görevlendirilmiş çok sayıda ajan vardı. Bu ajanlar bu operasyonlara özel yetiştirilmişti. 1946 yılında Stalin, Sovyetler Birliği içindeki ABD etkisine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu çerçevede öncelikle ülkenin istenmeyen Batı ülkeleriyle tüm bağlantılarını kesti. Bu yeni ismiyle batılılaşmaya karşı kurulmuş yeni bir eylem planıydı. Yabancı etkisine karşı bu vida sıkma faaliyetlerine paralel olarak Orta Doğu politikalarındaki başarısızlığın sonucu olan Sovyet Yahudilerine karşı yoğun bir kampanya başlatıldı. 1948 yılından itibaren Stalin, İsrail'in Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu karakolu olması için çalışıyordu. Hatta bu uğurda İsrailli liderlerden Golda Meir gibi Rusya doğumlu eski sosyalist Yahudileri bile kullanıyordu. Stalin, Naziler üzerindeki zafere katkılarından dolayı dünya Yahudilerinin Sovyetler Birliği'ne minnet duyduklarına inanıyordu. Stalin'in emriyle Sovyet gizli servisi Yahudileri Filistin'de İngilizlere karşı destekliyordu. Ayrıca Sovyetler Birliği bir Yahudi devletinin kurulması konusunda Birleşmiş Milletler'e oy vermiş ilk ülkelerden biriydi. Fakat İsrail'in Sovyet tarzı bir sisteme niyetli olmadığı daha başından belliydi. Aksine İsrail kendisine en yakın müttefik olarak Birleşik Devletleri görüyordu. Bunu bir ihanet kabul eden Stalin, Sovyet Yahudilerini İsrail'e karşı çevirdi. En sıradanlarından en seçkinlerine dek. Solomon Mihalis, Sovyetler Birliği'nde meşhur bir aktör ve yönetmendi. Yahudi antifaşist komedi oyunları sergiliyor ve yayınlıyordu. 1943'te Stalin, Mihalis'i ABD'ye savaşa destek ve bağış turuna gönderdi. Mihalis görevini başarıyla yerine getirerek Moskova'ya destek ve büyük miktarda bağışla döndü. Savaş sonrasında ise Mihalis 10 milyon dolar toplamakla görevlendirilerek Batı turnesine gönderildi. Bu paralar savaş sonrası Sovyetlerin yeniden yapılandırılması için kullanılacaktı. Orta Doğu politikalarındaki başarısızlık her şeyi değiştirmişti. 13 Ocak 1948'de Mihalis sözde bir kazada hayatını kaybetti. Onu bariyere çıkan bir kamyon ezdi. Mihalis devlet seviyesinde gösterişli bir cenaze töreniyle defnedildi. Fakat Yahudiler artık kendilerini pek güvende hissetmiyorlardı. KGB su gibidir. Bulunduğu zemine uygun hareket eder. O nedenle yıllar boyu ona karşı mücadele veren karşı gizli servisler KGB'nin tam anlamıyla fotoğrafını çekememiştir. Uzun yıllar süren KGB avı sonunda yakalanan KGB casuslarından elde edilen veriler bir araya getirilerek gerçeğe yakın bir tablo oluşturulmuştur. 50 yıllık faaliyeti boyunca KGB binlerce sırrı barındırdı. Bunlardan birçoğunu sonsuza dek öğrenemeyeceğiz. Fakat Sovyetlerin 1991 yılındaki çöküşü sonrası ortaya çıkan bazı belgeler bu örgütün dehşet verici işleyişini büyük ölçüde gözler önüne serdi. Bu konuya girmeden önce KGB'nin genel şemasını görelim. KGB bünyesinde çalışan 2. Genel Müdürlük, Sovyetler Birliği içindeki Sovyet halkı ve yabancıların kontrolünden sorumludur. 2. Genel Müdürlük 12 direktörlükten oluşur. Bu 12 direktörlük çift yönlü görev yapar. Hem yabancı diplomatları avlar hem de yabancılar...